Sevgili yükselen teraziler, 18-24 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet, astrolojide öngörüler yükselen burca göre yapılır. Şimdi, pazartesi, salı, çarşamba günü, hatta çarşamba akşamına kadar Ay Koç burcunda 7. evinizde odağınız tamamen karşınızdakinde. Aşk hayatınızda, evliyseniz evliliğinizde, her türlü ikili ilişkinizde, ne bileyim ticari ortaklıklarınızda, ticari işlerinizde, ikili ilişkiler, sürekli ikili görüşmeler. Hani burayla ilgili bir odak var açıkçası. Ha böyle bir flörtünüz, aşkınız varsa keyifli. Hani oradaki iletişim gayet güzel ama çarşamba öğleyin Ay Plüto karesi yaşanacak. Bu da ikili ilişkilerde ani bir gerilime sebep olabilir. Yani aşk hayatınızda, evliliğinizde, ticari ilişkilerinizde vesaire dikkat edin. Hani bunun da bir altını çizeyim. Perşembe itibariyle, perşembe, cuma, cumartesi öğleye kadar Ay Boğa burcunda 8. evinizde olacak. Odağınız tamamen parada, finansal konularda. Her türlü finansal konuda, yani gelir giderleriniz, vergi, tazminat, nafaka, miras, kredi kartları, krediler, varsa ortaklıklı işleriniz, ortaklıklı bütçeler, eşinizle, ailenizle olan finansal konular, bunların hepsi ön plana çıkıyor. Perşembe öğleyin Ay Mars Uranüs kavuşumu var. Feci, güdüsel ve gergin olacaksınız. Sakin. Böyle ne bileyim sakarlıklara falan da çok açıksınız. Mesela böyle perşembe öğleyin böyle finansal konularda kararlar almayın mesela. Çok fazla sosyalleşmeyin. O böyle bir gergin ve fevri bir enerji olacaktır. Ayrıca sağlığınızda da bir sıkıntı olabilir. Dikkatli olun. Şimdi pazar günü Ay İkizler'de güzel. Sosyalsiniz, keyiflisiniz, hayata bakış açınızı sorguluyorsunuz. Belki maneviyatınız, yaşam görüşünüz, hayat felsefeniz ön plana çıkıyor. Hayaller kuruyorsunuz, güzel bir pazar var sanki. Şimdi bu hafta itibariyle Güneş Kova burcuna giriş yapacak. Yani 5. evinize ve Güneş'in 5. evinize girişiyle beraber aşk hayatınız, sosyal hayatınız, işte keyifler, yetenekli yönleriniz varsa onlar, yani hobiler, yetenekler, ebeveynseniz çocuklarınızın gündemleri, yatırımlarla ilgili bir durumunuz varsa bu konular ön plana çıkmaya başlıyor bu hafta itibariyle. Evet, sizi biraz çapkın görebiliriz, sosyal görebiliriz. Bazınızın aşk hayatıyla ilgili gündemleri olabilir. Onları bir ayına oturtmaya çalışıyor olabilir açıkçası. Kiminiz yeni aşıklara çekilebilir. Ebeveyn teraziler, çocuklarınızın gündemleri, onlardan gelecek haberler, ortak gündemler çok ön plana çıkmaya başlıyor. Yaratıcı, kreatif yönleriniz varsa çok güzel ilgilenebilirsiniz. İşte resimde, şarkıydı, şiirdi, tasarımdı vesaire, bu anlamda çok faydalı olacaktır. Borsa ve türevleri, riskli yatırımlar anlamında da bir vurgu geliyor. Belki gündeminizde bir para konuları olacaktır.